Evet, TRT Akdeniz ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Ana Haber Bülteni kapsamında sizlere bir hatırlatmada bulunmuştuk. Ana Haber Bülteni'nden hemen sonra Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, Demokrasi Buları programının canlı yayın konu olacak demiştik. Ve şu anda Sayın Mithat Nehir stüdyolarımızda. Sevgili seyirciler, Sayın Mithat Nehir hatırlayacaksınız. Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nden Samandağ Belediye Başkanı seçilmişti. Ve Samandağ olalı benim sürekli dile getirdiğim bir cümle bu. Bunu hakikaten bütün samimiyetimle söylüyorum. İtirazı olan varsa da oturup tartışırız. O ayrı bir konu. Öyle hizmet görmemişti. Ciddi anlamda hizmet gördü Samandağ ve Samandağ halkı. Bunu programın ilerleyen dakikalarında Sayın Mithat Nehir'e birebir soracağız ve kendisine neler yaptıklarını bizlere anlatacak. Ama elbette sizler için de sürpriz olmuş olabilir, bizler için de sürpriz olmuş olabilir. Çünkü Özgürlük ve Dayanışma Partisi gibi Türkiye'nin genelinde herhalde bir ya da iki yerleşim biriminde seçim kazanan bir partiden Samandağ Belediye Başkanı olmuştu. Ve oldukça da ses getirmişti Türkiye'nin genelinde. Ve getirdiği sesi de haklı olarak, daha sonraki hizmetlerinden bunu anladık, haklı olarak ses getirmişti. Bizler de kendisini defalarca basın mensupları olarak tebrik etmiştik. Ancak Sayın Mithat Nehir kısa bir süre önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne, kendi partisinden istifa etti, Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nden ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçiş yaptı. Sayın Nehir burada, hemen kendisine iyi akşamlar diyoruz. İyi akşamlar. Ve belki de böyle en sondan soracağımız soruyu en başta soracağız size Sayın Mithat Nehir. Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nden belediye başkanı seçildiniz. Ancak daha sonra, kısa bir süre önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçiş yaptınız, yapacaksınız. Ne oldu, ne bitti? Sizden alalım, buyurun. Hay hay. İyi akşamlar diliyorum. Bizleri izleyen bütün hemşerilerime ve izleyicilerime. Sevgili yolcu, çok iltifat ediyorsunuz. Size ayrıca teşekkür ediyorum ama. Siz hak ettiğiniz için yapıyoruz Sayın Başkan. Ben hep yanıt tanır, hak etmediği hiç kimseye bunu yapma. Çok teşekkür evet. ediyorum. Şimdi bugün öğrencilerimizin 2013-2014 yılı itibariyle işte öğretim yılının başlamasıyla ilgili onları tebrik ediyorum. Onlara başarılar diliyorum. Velilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize böyle yılın başlangıcı itibariyle böyle bir sözle başlamış olayım. Evet. Şimdi... Özgürlük ve Dayanışma Partisi seçildiğimiz partiydi. Belediye başkanlığımızda işte 4,5 yıl filan bir süre geçti. Şunu çok memnuniyetle ifade etmem gerekir ki Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin fikri manada hiçbir yerde sıkıntıya düşmedik, ayrı düşmedik. Birçok yerde bize ön açan, destek olan o partinin mensupları, yani bizler dün de oradaydı, o konuda çok ciddi bir memnuniyet duyduk o süreci geçirdiğimizde. Ayrıca oradan ayrılırken de o arkadaşlarla en son yaptığımız sohbette çok ağır geldiğini ve o arkadaşlara böyle veda tarzında böyle bir istifa dilekçesi hazırladığımı ifade ettiğimde, biz yine beraberiz. Her demokratik talebin olacağı her platformda yine aynı kulvarlarda aynı amaçlar için mücadele edeceğiz diye onlardan da bu yönde beyanatlar oldu. Evet. Bu bize ayrıca bir keyif verdi. Şimdi doğrusunu isterseniz yani insanlar kendi mevcut bulundukları partilerinden öyle durduk yerde istifa etmiyorlar. Bizimki biraz daha özel bir durum. Geçmişte insanlar ya siyaseten farklı düşünmeye başlıyorlar ya da işte partinin gidişatına itirazları oluyor. Yani buna benzer böyle parti bölünmeleri biliyorsunuz. Solda çok malum, çok bilinen bir tarz. Biz tam tersine bu işi bütünlemek adına acaba özellikle Büyükşehir Yasası'yla beraber bunu Türkiye'nin geneline yayabilecek, Türkiye'nin bütününde acaba... sol tandanslı küçük büyük bütün yapıların ortaklaşabileceği bir alan oluşturabilir miyiz? Çünkü bütün şehir yasası aslında yakın geçmişte de tartışma konusu olan başkanlık sistemini de düşündürüyor.
Yani şimdi iktidar bize hep şunu öğretti ya da en azından şunu söyledi, şunu reklam etti. Biz işte yereli güçlendireceğiz, yereli güçlendireceğiz, katılımcı bir idare olacağız, işte hesap veren, şeffaf ve buna benzer. Sürekli bu tür yaklaşımlar ortaya kondu. Ama mevcut belde belediyelerinin ve köy muhtarlıklarının, yani özellikle belde belediyeleri oluşturulurken insanlara halka sorularak oluşturuldu o belde belediyeleri. Ama bunlar kapatılırken ne halkın fikri, ne orada yaşayan insanların fikri, ne oradaki meclis üyelerinin, ne oradaki belediye başkanlarının, neredeyse onlar yok sayılan bir yerden davranıldı. Şimdi bu bir defa oradaki insanlara haksızca bir yaklaşımı ortaya koydu. Bu beraberinde şunu getirdi. Dün kendi beldesinde hemen dibindeki meclis üyesine, belediye başkanına kolaylıkla ulaşabilecek iken vatandaş kendi derdini, kendi sorununu ifade etmek üzere bugün o koca beldede veya köyde eğer denk gelirse ve seçtirebileceği bir meclis üyesi olursa bir kişi temsil etmiş olacak. Şimdi burada bırakın katılımcılığı, tamamen halkın siyasetten koparıldığı, araya mesafelerin konduğu, hatta fersah fersah alanların açıldığı anlamına geliyor. Tam bu noktada biz büyük şehri hangi siyasi partiler kazanabilir, o potaya kimler girebilir? Demek ki yani o potaya girebilecek yapılarla birlikte davranmak gerekiyor. Şimdi biz iki tane yol izledik. Bir tanesi, evet, o potaya girebilecek yapı, bizim fikriyatımıza yakın yapı hangisi ise onlara yakın durmamız gerekiyordu. İkincisi de biz bu bütün şehir yasası ortaya çıktığı zaman o günden bugüne köy köy, belde belde, hatta bazı yerlerde 2, 3, 4 toplantılar yaparak biraz da halkın nabzını tutan, halkın bu konudaki taleplerini, bu konudaki düşüncelerini, bizden beklentilerini sürekli takip eden bir yerden böyle bir süreci çalışmaya başladık. Şimdi halka rağmen siyaset yapamayacağız. Halkın bir talebi var ve halk eğer bir şey diyorsa ve siz eğer sürekli akıntıya karşı kürek çekecek bir yerde durursanız bu yanlış olur. Halkın orada söylediği iki şey vardı. Bir, evet, Mithat Nehirsiz olmamalı bu süreç. İki, CHP ile olursa her türlü daha iyi olur. Şimdi bu iki kavram bizi bu süreci örmemize zorladı. Yani bu Sayın mesele. Aynı halk, yani netice itibariyle Samandağ'da, evet, aynı halk. Evet. ÖDP'de siyaset yaparken de sizi belediye başkanlığına seçti. Şimdi şunu biliyor onu ama halk. Nasıl okumak gerekiyor? Şöyle yani, bakın. O gün böyleydi. Bugün CHP'de olursa daha iyi olur. Hiçbir şey değişmedi ama şunu biliyor halk. Kaldı ki biz bunları anlatıyoruz. Şimdi bütün şehrin, kentin kaynaklarının çok önemli bir oranını bütün şehir belediye başkanlığında olması hasebiyle orada temsil edilmemeniz, orada payınıza düşecek oranların, eğer uyum içerisinde çalışacağınız bir belediye başkanı seçilemeyecek olursa çok ciddi sıkıntıların yaşanacağı aşikar. Bunu sadece Samandağ, Hatay üzerinden düşünmeyelim. Yani Türkiye'nin bütününde. Bakın bugün Çankaya Belediyesi ile Büyükşehir Ankara Belediye Başkanlığı arasında yüzlerle ifade edilen davaların sürdüğünü biliriz. Evet. Ve bu belki aynı partide de bu sıkıntılar olabilir. Ama doğru olanı belki yakın fikirde olan siyasi yapılanmaların veya belediye başkanlıklarının aslında bu süreci, hani benim kendi fikrim adına söylüyorum, daha eşit, daha adil kaynakları aktarabileceğimiz bir arena oluşturuyoruz. Mithat Bey, anladığım kadarıyla sizin yani seçim çalışmaları mı dersiniz? Hayır, ben seçim çalışmaları değil. Ben zaten belediye başkanlığımın başladığı günden bu yana halkı ziyaret ediyorum, gidiyorum, geliyorum da diyebilirsiniz. Onu bilemem ama anladığım kadarıyla halk, ya CHP'de olursa daha iyi olur diye bir ifadede bulundu. Siz de halkın bu talebini değerlendirdiniz ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne? Şöyle oldu. Şimdi bütün şehir yasası çıktığı zaman CHP Genel Merkezi, tahmin ediyorum Türkiye'de Hatay gibi, Samandağ gibi farklı yerlerde de buna benzer uygulamalar yapmış olabilir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarını bize gönderdiler. Ve böylesi görüşmelerin olabilir mi diye bizden soruldu. İşte randevular ayarlandı. Gittik, görüştük. Yani aslında süreç biraz Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin bu yöndeki aslında ufkundan kaynaklı. Onu da ifade edeyim. Yani biz öyle düşünüyoruz ama yani bizim gücümüz ve sesimiz Türkiye'nin bütününe yetişmiyor.
Evet. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bugün 520 tane belediyesi olan, işte Türkiye'nin %95'inde örgütlü bir parti ve birçok yerde etkili bir parti, mecliste temsiliyeti yüksek oranda ana muhalefet partisi. Böyle olması hasebiyle aslında Türkiye'de bu biraz da şeye tekabül ediyor. Yani o manaya da getirebilirsiniz. Yani bugün iktidar partisi hemen yakınındaki o küçük yapıları nasıl kendi içine alıp orada görevlendirmeler yapıyorsa, o çatlak sesleri kesmeye çalışıyorsa, demin ifade ettiğim neredeyse başkanlık sistemi yarışına götürecekleri büyükşehir belediye başkanlıklarında CHP'ye de pekala zaten böyle bir görev düşüyor. Şimdi bir taraftan hem bir sorumluluk üzerinden yürümesi gerekiyor, öbür taraftan da bizim evet halkla yaptığımız bütün toplantılarda CHP'de olması daha doğru söylemi, fakat şunu da hani söylemeden de edemeyeceğim. Şimdi siz nerede olursanız olun biz sizin yanınızda olacağız. Ama bizim şöyle tarihsel bir sorumluluğumuz var. Şimdi halkın orada %92'lerde CHP'ye oy verdiği, yani biz de genel seçimlerde CHP'ye oy verdik. Şimdi CHP'ye oy verdiği bir yerde bu bütün şehir yasasında özellikle seçim satı mahalline girildiği vakit adaylıklar, partiler birbirine bazen böyle çok gergin, çok uygunsuz tutumlar içerisinde girebiliyorlar. Yani bunu daha önce de gördük. Şimdi çok hani bir örnek olması adına söylüyorum. Bizim ÖDP'ye girdiğimizde, seçimlere girdiğimizde il meclis üyeliğine aday olarak gösterdiğimiz arkadaşımızın aldığı oy ile ben belediye başkanı olarak seçildiğim oy oranı arasında neredeyse fark yok. Yani 100-200 oy fark çıktı. Bu şu demektir. Yani insanlar kemikleşiyor. İnsanlar artık yani ya her gördüğü yere ÖDP'yi basıyor, CHP'yi basıyor vesaire. Şimdi şu riski göze almak mı gerekiyordu? Ya nasıl olsa ÖDP'den seçiliriz, CHP kaybederse kaybetsin mi demeliydik? Ama halkın %90'ının genel seçimlerde CHP'ye oy verdiği bir yerde bizim bunu anlatmamız mümkün değil. O yüzden doğru olanı evet hem Türkiye'de hem Samandağ'da doğru bir sinerji yaratmak, doğru bir iklim yaratmak, siyasete bir çıta katmak ve yani ayrılıklara baktığınız zaman aslında ayrılıkların çok da fikri ayrılıklar olmadığı, daha basit gerekçelerle ayrılıklar olduğunu orada da biliyoruz. O yüzden bu yönde yapılacak bir çalışmayı daha doğru bulduk. Peki Mithat Bey, programın hemen başında şunu ifade ettiniz. Ben bir istifa dilekçesi hazırlarken aslında biraz da duygusal bir durum oldu. Ve oradaki arkadaşlarla da biz yine beraberiz şeklinde bir telkinde bulunduklarını söylediniz. Bunu nasıl okumamız lazım? Yani Özgürlük Dayanışma Partisi sadece Mithat Nehir CHP'ye geçmedi. Özgürlük Dayanışma Partisi'nin diğer elemanları da evet biz beraberiz, hiç merak etme Mithat Nehir, onu mu söylediler size, onu mu, öyle mi anlamamız lazım? Şimdi şöyle söyleyeceğim, yani Samandağ ilçe örgütü olduğu gibi yerinde duruyor. İl örgütü olduğu gibi yerinde duruyor. Şimdi bizim orada bu arkadaşlarla çok geçmişe dayalı bir dostluklarımız var, bir siyasi ortaklıklarımız var. Yani geçmişten gelen böyle bir süreç var. Ama ben açık yüreklilikle şunu ifade etmeliyim ki, yani CHP'nin içerisindeki yer yer böyle fikri ayrışmalar, bir kesim biraz daha ulusalcı, bir kesim daha liberal, bir kesim daha demokrat ve biraz daha böyle soldan yana tutum koyan tutumlar var, çevreler var. Şimdi bize göre evet CHP'nin bu yönüyle biraz daha böyle yönünü sola çeviren, biraz daha varoşlarda olması gereken, biraz daha halkın dertleriyle derttaş olan bir yapıya dönüşmesi gerekiyor. Belki biz böyle bir misyonu üstleneceğiz orada. O arkadaşlarla biraz daha böyle yakın kan bağı oluşturacağız diye ümit ediyorum. Peki yine daha özel bir durum benimki dediniz CHP'ye katılırken yine az önceki konuşmalarınızda. Yani fikri ayrılıklar olabiliyor siyasi partiler arasında zaman içerisinde. İşte başka ayrılıklar olabilir ama bizimki öyle değil dediniz. Özel bir durum dediniz. Şimdi ben aslında şunu ifade etmek istedim. Ya şöyle bir geçmişimize bakın. Bugün benim bildiğim yaklaşık 56 tane sol örgüt var. Şimdi saygı duyuyorum. Herkesin kendince bir fikri var, bir tabanı var, bir gerekçesi var. Ama ben hani özelden bahsederken yani mesela ÖDP'yi bölüp ÖDP'de başka bir grup oluşturmak yerine hayır, yani daha büyük bir yapıyla, kitle partisiyle ve şunun altını ısrarla çiziyorum. Bugün solun üstüne düşen en önemli görevlerden bir tanesi yönetimlerde ortak olabilmeyi becermek.
ortak olmak. İnsanlar sizden aş bekliyor, iş bekliyor, ekmek bekliyor. Eğer siz bunları veremiyorsanız sizin bir iddianız yok demektir. Siz bu iddiaya sahip değilsiniz. Siz bu alanda vatandaşın, halkın bu yöndeki taleplerine, beklentilerine cevap verebildiğiniz oranda politika üreteceksiniz ve kulağınız sokakta, gözünüz evet onların dertlerinde, bunların çözümü konusunda nerede duruyorsunuz? O noktada solun bir tutum koyması gerekiyor. Ve biz bu yönüyle biraz daha bütünleyen, ayrıştıran değil, bölen değil, tam tersine bütünleyen, birlikte davranmayı, asgari müştereklerde ortaklıkları öne çıkaran bir yaklaşım içerisindeyiz. Yoksa ben artık bu konuda farklı düşünüyorum, ben başka bir örgüt kuruyorum, ben gidiyorum filan anlayışıyla değil. Tam tersine yani keşke Türkiye'de bu baraj sistemi olmasaydı, keşke Türkiye'de bu büyükşehir yasası çıkarken biraz daha böyle halkın fikri alınsaydı, o konuda farklı örgütlenmeler, farklı imkanlar, fırsatlar evet. doğabilirdi. Peki Sayın Başkan, Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin siz netice itibariyle 5 yıldır oradasınız. Zaten fikir olarak da her ne kadar ÖDP ile CHP birbirinden çok uzak partiler değilse de, yani akraba partilerse de, Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin daha farklı bir yol olduğu bilinir. Doğrudur. Onun terbiyesini almış bir insansınız siz. Yani Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin bir terbiyesini almış bir insansınız. CHP ile kıyasladığınızda biraz zor olacak mı, yoksa uyum sağlar mıyız? Yoksa demin sizin ifade ettiğiniz gibi biz o kanatı oluşturacağız CHP'de. Daha çok halka inen bir kanatı mı oluşturacağız diyorsunuz? Şimdi yani daha zor olacağı kesin. Öğreneceğim çok şey var. Yani ben bu düzeyde, bu büyüklükte bir kitle partisinde çalışmadım. Yani bu ilk defa böyle bu çapta bir partiyle. Ama itibariyle köken elbette, zaten herkesin yani kökeni. Benim dedem CHP'li, babam CHP'li. Kim geldiyse soldan yani, CHP'li. Evet. Evet. Ama yani daha önemlisi şu, zorlanacağımız konular mutlaka olacaktır. Yani daha küçük hesaplar, küçük kaygılar filan derdine düşmeden acaba ya biraz daha böyle aşkın bir siyaset, biraz daha fotoğrafın bütününü görebilen bir siyaset üretmeyi hedefleyeceğiz. Hı hı. Yoksa yani orada ben şunu da ifade edeyim hemen. Partiye girişimizden rahatsız olacak arkadaşlar var. İşte yani nereden çıktı? İşte bizim emeğimiz var yıllardır. Ben de tam onu söyleyeceğim Sayın Er. Şimdi zorlanacağımız konular olacak dediniz ve hemen başladı zaten zorlanacağımız konular. Tabii. Çünkü CHP'nin bazı kesimlerinden sizin de ifade ettiğiniz gibi bir tepkiler geldi. Yani. Şimdi şunu söyleyeyim. Yani bana göre CHP Genel Merkezi'nin bu konuda mutlaka söyleyecek bir şey vardır. Yani bu oradaki tepkileri tamponlama, dizayn etme, dizginleme vesaire neyse, orada sorumluluk hani birebir bizim üstümüzde de değil ama ben şu noktada hemen şunu da ifade edeyim. Yani oradaki arkadaşların birçoğuyla çok yakından tanışıklığımız var, geçmişe dönük böyle muhabbetlerimiz var. O insanların hiçbiriyle olumsuz bir geçmişimiz, yani işte bu olursa ben olmam tarzı bir yaklaşım asla olmaz. Ama şunu da anlıyorum yani. Şimdi beklenti oluşmuş, yıllardır işte ben şuraya geleceğim falan diye düşünülüyor ama bir bakıyorsunuz yani başka bir şey oluşuyor. Şimdi bence burada yani biraz daha olgun siyaset şunu gerektirir. Ben mefhumu yerine evet biz Samandağ üzerinden nasıl daha geniş kitleye ulaşırız, nasıl daha kapsayıcı, nasıl daha bütünleyen bir yerde dururuz, böyle bir durumu ortaya koymamız gerekiyor. Şimdi yerel seçimlerde CHP'nin aldığı oy oranlarına baktığınız zaman yani ortalama ÖDP'nin aldığı oya tekabül ediyor benim seçildiğim dönemi söyleyecek olursa. Yani %33'lerde falan kaldı. Ama genel seçimlere bakıyorsunuz %92'lerde oy alıyor. Şimdi ben inanıyorum ki yani halktan o gördüğümüz teveccüh, halkın bu yöndeki oluşturduğu inanç bize şunu hissettiriyor, şöyle düşündürüyor. Biz orada mutlaka %70-80'lerin üzerinde oy alacağız. Ve bu Samandağ açısından belki Samandağ tarihinde çok önemli bir dönüm noktası haline gelecek. Biz ayrılıklar üzerinden değil, birlikler üzerinden, birlikte olmak üzerinden yola devam etmeyi hedefleyeceğiz. Yani kaldı ki bu süreci örerken de şunu çok net ifade edeyim. Partinin en alttan en üste bütün ulaşabildiğim arkadaşlarla konuştum. Ayrı bir doku muyuz? Yabancı isim refleksi görür müyüz? Acaba olumsuzluk yaşar mıyız? Yani genel manada böyle bir fikirler aldım. Evet. Ama tabii yani onaylayan oldu, onaylamayan oldu. Bu aynı zamanda hani bizim demin ifade ettiğim
Gerçekten tarihsel bir sorumluluk. Bugün farklı bir tutum içerisine girip işte yarın seçimlerde iki tane ayrı kutup, ayrı parti, kemikleşti insanlar işte şuraya oy verilmedi, buraya oy verilmedi. Baktınız herkes işte %50, %50 olsa bile yani bu büyük şehire yansımaları çok ciddi sıkıntı yaratabilir diye kaygı duyuyorduk. Bu önemliydi. Yani burada CHP'nin de bir özverisi var. Bizim de bu konuda yani en azından alıştığımız, bildiğimiz siyaset tarzından biraz daha böyle grift bir yapıya giriyoruz. Bu yönüyle de bizim de bir özverimiz diyeceğim. Peki, peki Mithat Bey, şimdi Türkiye'de şu konu konuşuluyor. Yaklaşık 3 aydan beri konuşuluyor. 3 aydan bu yana konuşuluyor, öyle diyelim. Hatta işin içinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin de olduğu söyleniyor. Yani hangi parti, hangi yerleşim biriminde daha güçlüyse ona destek verelim. Bunun içerisinde sol, diğer sol partiler de var. Yani Özgürlük Dayanışma Partisi'nin de olduğu. Sizin şu anda Halk Partisi'ne katılmanız öyle bir şey midir yoksa müferit bir şey midir? Şimdi aslında onu yani bence halk çok daha belirleyici bir noktada. Şimdi yukarıda insanlar yan yana gelir ama alttaki taban halk öyle düşünmeyebilir. O farklı. Biraz önce aslında ifade ettiğimiz şeyler bu sorunun cevabını da içeriyordu. Yani MHP fikriyatındaki arkadaşlarımızın CHP'nin güçlü olduğu yerde ne kadar CHP'ye yakın duracaklar onu bilemiyorum. Ama yani ben kendi bölgemizle ilgili söylüyorum. Evet, o arkadaşlarla bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. O bölgedeki bu fikirdeki arkadaşların bu uyumu yakalamak için özel bir çaba içerisinde olacaklarını düşünüyorum. Peki Mithat Bey, tepkiler var demiştik az önce. Özellikle Samandağ'daki diğer aday adaylarından, Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmış, gitmiş, gelmiş aday adaylarından ne kadar siyaset yapmışlar onu bilmiyorum elbette. Yani şu anda elimde tarihçileri yok. Falanca aday adayı şu kadar siyaset yaptı, şu kadar emek sarf etti, diğeri daha az sarf etti. Mithat Nehir hiç sarf etmedi vesaire ya da sarf etti. Ama bir tepkiler olduğu ortada. Mithat Nehir bu tepkileri nasıl karşılıyor? Yani sinirleniyor mu, öfkeleniyor mu? Hayır, yoksa hayır. Ya hepimiz Samandağlıyız zaten mi diyor? Ne diyor Mithat Nehir? Şimdi yani aslında tam tesadüfen dün böyle bir olay yaşadım. Arkadaşlarımla masasına gittim. Ayrı ayrı masalarda oturuyorduk. Baktım o arkadaşlar bir araya geliyorlar. Tepki gösterenler arasındaki isimlerden söylüyoruz. O arkadaşlar da oturuyordu. Yani ısrarla öne çıkardığım şey şu. Ya biz tek kale çalışıyoruz. Tek kaleyiz. Yani evet, yani sonuçta ayrı kaleye gol atmanın çok bir mantığı yok. Yani bugün anlıyorum. Evet, yani siz bu beklenti içerisinde olabilirsiniz. Yani bunu da makul buluyorum. Kabul de ediyorum. Ama hayat böyle değil. Hayat yani sizin kurguladığınız üzerinden yürümüyor. Bugün bütün siyasi partilerin amacı genel iktidara oynamaktır. Genel iktidarı hedeflemektir. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi eğer iktidar hedeflemeyecekse o zaman yani bu iddiasından yoksun bir partinin yani siyaset yapması, ana muhalefette kalmakta ısrar etmesinin bir mantığı olamaz. Yani şuna inanıyorum, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye gelmesiyle, bugün genel başkanlığa gelmesiyle beraber çok farklı bir iklim oluştu. Yani halk arasında inanılmaz sevilen bir insan, çok mütevazi bir kişiliği var. Şimdi o kişilik aslında aşağıda da buna benzer bir şekillenişi de fırsat veriyor. Öyle bir imkan da yaratacak diye inanıyorum ben. O yönüyle burada arkadaşlar yani belki evet öfkelenir, refleks olur, şu olur. Belki başka adaylıklar oluşabilir. Onu bilemem. Ama bana göre yani halkın genel takdiri şu yöndedir. Bugün ayrı durma zamanı değil. Bugün bir arada olma zamanı. Yani birileri diyor ki ya siz antidemokratik yöntemlerle geldiniz. Ya şimdi CHP'nin genel şeyine baktığınız zaman, Türkiye'deki o haritaya baktığınız zaman şimdi ya her yerdeki demokrasi kadar burada da demokrasi işletiyor. Yani İstanbul'da ne olacak? Yani işte bugün Sarıgül tartışılıyor. Sarıgül geldi geliyor. Hangi yöntemle seçildi? Parti üyesi değil. Daha hiçbir şey değil. Birileri çıktı dedi ki efendim ya o parti dışından olur mu? Ya şimdi bakıyoruz Büyükşehir Belediye Başkanlıkları için ismi öne çıkan isimlere baktığınız zaman hangi kökenden, nereden geldiği. Ya şimdi iş böyle değil. İktidar olmak başka bir şey. İktidar olmak, demin ısrarla da altını çizerek söyledim. Siz iktidar olmalısınız, ortak olmalısınız, koalisyonun bir parçası olacaksınız, ittifakın bir parçası olacaksınız, yöneteceksiniz, aş, iş, ekmek vereceksiniz.
bu kerteye getirebiliyorsanız anlamlı. Yoksa yani benden olsun yahu sizden olunca da yetmiyor işte, yani seçilemiyorsunuz. %20'lerde kalıyorsunuz, %25'lerde kalıyorsunuz. Olayı daha çok büyütmenin, insanlar bir araya geldikçe bu işin imkanı ve fırsatı olabilir. Genel seçimlerde iktidara oynayabilirsiniz. Biz inanıyoruz ki bu tabloda bizim bu sürecimiz, evet, CHP'nin iktidara yürüyüşünde bir belki bir çakıl taşı ama bir katkısı olacak diye ümit ediyorum. Peki Mithat Bey, bu konuyla ilgili son soru, daha sonra başka bir konuya geçeceğim. Sizin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla, yani Sayın Genel Başkan'la bir görüşmeniz oldu mu? Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılır mı düşünmeye başladığınızdan bu yana? Tabii ki. Yani Sayın Kılıçdaroğlu yaklaşık bir yıl önce bizi davet etmişlerdi. Gittik, görüştük. Ondan sonra birkaç defa daha görüşmeler oldu. Zaten en son tahmin ediyorum genel merkezin yaptığı kamuoyu yoklamaları üzerinden onların da kafalarında bir netleşme oldu. Çünkü bize de bu yönde bilgi geldi. Yapılan evet, kamuoyu araştırmasına göre sizin isminiz ön plana çıkıyor. Biraz daha... Ben öyle tahmin ediyorum. Yani bu konuda bana net söylenen bir şey yok ama yani en son, yani ayın 2'si 2 Eylül itibariyle bir sınırlama vardı ya. O süre dolduktan sonra da Kılıçdaroğlu'nun bu yönde bir beyanatları oldu. Yani ayın ikisi beklendi. Biz o güne kadar evet tartışıyorduk. Bu iş olabilir mi, olamaz mı? Olsa ne getirir, ne götürür? Bizden bu arada demin ifade ettiğim en az 50-60 tane toplantı yaptım köy ve bendelerde. O zaman sizin bir özel durumunuz daha ortaya çıktı. Çünkü 2 Eylül itibariyle biliyorsunuz adayları, meclis üyeleri başvurdu. Şimdi evet, sizin için özel bir... Tabii ki, ama partinin tüzüğünde de zaten böyle bir şey var. Yani kendi partisi içinden gelmeyen isimlerle ilgili zaten özel bir durum var. Evet. Yani bunu Sayın Kılıçdaroğlu da ifade etmişlerdi o görüşmelerde. Evet. Bu çerçevede ayın ikisinin beklenip orada ortaya çıkan isimler, kamuoyu yoklamaları, bunun üzerinde yapılan analizler bence partiye bu yönde bir ivme kattı ve Sayın Kılıçdaroğlu bu yönde bir karar aldı, yani öyle düşünüyorum. Evet, peki Sayın Başkanım, bir sorum daha olacak ama bu soruyu programın ilerleyen dakikalarında soracağım size. Cevabını daha doğrusu, çünkü şimdi soruyu soracağım ama cevabını daha sonra alacağım. Hakikaten yani halk içinde özellikle Samandağ'da bu kadar sevilen bir insan olmayı nasıl başardınız? Onu ama programın ilerleyen dakikalarında size bir kez daha hatırlatacağım ve onu sizden alacağım. Neden hemen bu konuya girmedim? Çünkü önümüzde çok çok önemli bir konu var. En az değil çok daha fazla belki de Sayın Mithat Nehir'in Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmesinden çok çok daha önemli olan bir konu. Gezi Park olayları çerçevesinde ülkemizde meydana gelen olaylar ve elbette elimiz Hatay'da. İşte üçüncü insanımızı kaybettik, hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde Ahmet Atakan'ı yitirmekle beraber Antakya'dan 3 insan oldu. Yani Türkiye'de 6 insan yaşamını kaybetti. Bunların 3'ü ne yazık ki Antakyalı. Maalesef. Elbette başka ilden de olsa aynı üzüntüyü paylaşırdık ama Antakyalı olmalarının hesabetiyle biraz daha özel bir durum oluyor bizim için. Bu olaylara genel anlamda Sayın Mithat Nehir nasıl bakıyor, Türkiye genelinde nasıl bakıyor ve özelde Antakya'da nasıl bakıyor? Şimdi aslında bu konuda çok şey yazıldı, çok şey çizildi. Yani bugün kamuoyunun neredeyse hiç politik olmayan, en politikanın en uzağında duran insanların dahi bu konuda artık net fikirleri var. Elbette ki orada 3-5 tane ağaç meselesi değildi. Yani insanlar da merkezi idari yapının insanlar üzerinde oluşturduğu bir yaşam şekline müdahaleye tepkiyle başlayan bir süreçti bu. Mesela? Ya şimdi şöyle bu çok tartışılıyor da şimdi siz bunu söylemişken şimdi, biraz açalım bunu ya. Şimdi, Sayın Başkan. Ya şimdi merkezi idarenin bir kadının kaç tane çocuk doğuracağından ne alakası var? Peki, niçin Sayın Başkan, kürtaj yapar? Bak tam burada bir duralım çünkü benim bir fikrim bu konuda. Yani ben şimdi şunu şöyle değerlendiriyorum. Sayın Başbakan'a destek vermek açısından söylemiyorum bunu ya da AK Parti'ye destek vermek açısından söylemiyorum. Çünkü ben zaten AK Parti'de değilim. Hiçbir zaman da AK Parti'ye oy vermedim. Ayrı bir konu. Yani bir başbakan çıkıp ya 3 çocuk yapın, yaparsanız iyi olur demesin, ne sakıncası var? Onu ben anlayamıyorum doğrusu. Onunla ilgili yani değil. Yani söyleyebilir bir başbakan, böyle bir temenni de bulunabilir şimdi bakın, ya. Bakın oradaki olay başka bir şey. Yani kimsenin başına hani bir şey dayanmıyor ki, tabanca dayanmıyor ki. Hayır, tam tersine bugün ödül bile veriliyor. Bırakın. Öyle mi? Tabii. Var yani mı? Bugün memurlara 8 milyon lira
belirli şey dönemde geri ödenmek üzere faizsiz kredi imkanı tanındı. 3 çocuk yapana mı? Tabii ve daha ötesi. Yani ya da şey evlilikleri özendirmek amaçlı. Pardon, 3 çocukla ilgili değil. Evlilikleri özendirmek amaçlı. Şimdi orada farklı bir şey var. Kürtaj meselesiyle alakalı bir şey. Şimdi kadının bedeniyle alakalı bir hükümetin çıkıp ya şurada böyle yapılması yasaktır veya doğrudur veya ya böyle bir anlayış olabilir mi? Bu çok farklı bir duruş. Yani bugün modern dünyanın bu noktadaki duruşu ile yani İslami coğrafyanın durduğu nokta arasındaki farka tekabül ediyor. Hangi saatte içki içeceksin, hangisinde içmeyeceksin? Yani nasıl örtüneceksin, nasıl örtünmeyeceksin? Veya işte yani şimdi buna benzer aslında yaşamın birçok alanında bu tarz sıkıntılar başladı. Şimdi tabii bir tarafı bu, bir tarafı da bugün mesela bizim Hatay'la ilgili çok daha özel bir durum var. Yani hemen komşumuz Suriye'de sınırı bir aklımıza getirsek işte 900 kilometrelik bir sınırın her iki tarafında bu tarafta Alevi varsa öbür tarafta Alevi var, burada Sünni varsa orada Sünni var, burada Ermeni varsa öbür tarafta Kürt varsa Kürt. Şimdi yani sınır aslında oradaki toplumsal yaşamı bölmeyi becerememiş. Yani hayat oradan tekrar devam ediyor. Sınırdan insanlar eskiden hatırlayın o görüntüleri, bayramlaşmaları filan. İşte birisi buradan bir şey atıyor, öbürü oradan başka bir şey atıyor. Şimdi böylesi akrabalık ilişkilerinin olduğu bir yerde yani Suriye'de yaşanan sıkıntılarla alakalı biz oraya daha demokratik bir yönetim götüreceğiz. Biz oraya işte demokrasi ihraç edeceğiz mentalitesiyle bir manada emperyalistlerin hedeflediği ve arzu ettiği bir savaşa doğru sürükleniyordu. Yani şükür ki işte bir müdahaleyle bu iş şu an durdu. Gerçi bugün biraz önce bir haber aldık. İşte bir tane helikopter düşürülmüş. O da başka bir sıkıntıya dönüşmez inşallah. Şimdi bunları üst üste koyduğunuzda Hatay'da yani Türkiye genelinde olan olaylardan gerçekten en çok acı çeken illerden bir tanesi oldu. Şimdi yani ben yetkililerden, hükümetten şunu bekliyorum. Yani bu insanlar yani çıkıyor. Asla şunu tasvip etmiyorum. Yani bu iş böyle taşla bir tarafları kırarak, vurarak, dökerek değil ama yani demokratik haklarını kullanabilecek imkanlar sunulmalı insanlara. Eğer bunları sunmazsanız, her türlü önlerini keserseniz elbette böyle refleksler oluşuyor. Şimdi bu reflekslerin sorumlusu kim? Yani ne diyeceğiz bu durumda? Kim? Fidan gibi çocuklar öldü. Yani bu işin başında duran yetkililerin burada daha vakur, daha dirayetli ve bu insanları anlayan bir yerden durmaları gerekiyor. İdare etmek böyle bir şeydir. Yani her sesini çıkaranla ilgili üstüne basınçla, baskıyla yani bu, giderseniz... Bu olayların büyümesinde bir manada da idarecilerin yani zaafiyeti olduğunu düşünüyorsunuz. Yani bu konuda ben evet öyle düşünüyorum. Çünkü yani bu insanlar... Şimdi bir cenaze oluyor, yüz binler katılıyor ya. Yani bu kabul edilebilecek bir şey değil. Fidan gibi yani buyurun bir çocuğunu Allah korusun. Yani siz kendiniz üzerinden bir kurgu yapın. Kim kabul edebilir böyle bir şeyi? Kimin ama hakkı var? Suriye politikası, yani idarecilerin hataları yanı sıra Suriye politika, o da ayrıca, bir hata zaten. Tabii ki. Ayrıca üst üste bindi. Oldu. Burada insanların hassasiyetleri, refleksleri biraz bunun üzerinden şekillenmeye başladı zaten. Şimdi yani biz burada yaşayan Alevi insanlar olarak tedirginiz. Yani başımıza ne zaman, nerede, ne olacak bilmiyoruz. Yani bu kaygıları bize yaşatmamaları gerekiyor. Biz bu ülkede, Yemen'de dedelerimiz öldü. Niçin öldü bu insanlar ya? Niçin bu ülkenin sınırlarını, bu ülkenin selameti için yapılmadı mı bu mücadeleler? Biz bugün aynı noktadan bakıyoruz. Bu ülkenin sınırları bizim için değerli, önemli, canımızı vermeye hazırız. Ama bu ülkede, evet biz kendi diliğimizi yitirdik. Şimdi oradan başlayın. Bu ülkede biz öteki mi olmalıydık? Biz böyle sürekli itilen kalkılan bir pozisyonda mı olmalıydık? Ne vardı yani biz burada daha eşit, daha adil bir uygulamaya tabi tutulsaydık? Yani kimde ne sıkıntı yaratırdı? Ama yani bu fikriyat değişmeli. Bu fikriyat değişmeli. Daha demokratik, daha insanların önünü açacak, bu fırsatları yaratacak idarenin olması gerekiyor. Ben belki bugünkü hükümet bunlardan dersler çıkarıyor. Umarım böyle dersler çıkarıyor. Ama çıkarmıyorsa da bu refleksler de devam eder. Devam edecek de yani öyle görünüyor. Çıkarttığını düşünüyor musunuz? Yani bugüne kadar öyle bir şey görmedik henüz. Bekliyoruz. O zaman peki Sayın Er, son olarak
yani artık adı Gezi Parkı oldu diye bunu bu şekilde söylüyoruz. Gezi Parkı olayları, işte Suriye'li iniltili, özellikle elimiz Hatay'da. Herkesin merak ettiği şey şu, sorduğu soru şu. Bugün sokakta siz de karşılaşmışsınızdır giderken gelirken. Ya ne olacak bu durum? Böyle mi devam edecek? Nerede bitecek? Sizin öngörünüz ne? Ben böyle devam edecek diye düşünmüyorum. Yani bugün Suriye'de bir süre daha böyle gider, ondan sonra orada da durulur. Durulur ve insanlar demokratik bir şekilde seçimlerini yapar. Eğer Beşşar'ın gitmesi gerekiyorsa gider. Eğer o halk onu savunuyorsa, onu istiyorsa devam eder. Olması gereken de bu. Şimdi nasıl bizim iktidardaki hükümet başbakanımız, sayın başbakanımız çıkıp diyorsa ki seçimle gelen Mursi seçimle gitmeliydi. Niçin darbe oldu, niçin müdahale edildi? Şimdi böyle bir hak yok. Yani sizin hoşunuza gitmeyince bu gitmeli. Şimdi aslında orada uydurulmak istenen, ifade edilen, yani hani konumuz Suriye'de değil ama yani kısaca şunu da söylemek istiyorum. Ya aslında Sayın Er, aslında bir manada konumuz da Suriye'de. Yani bizi çok ilgilendiriyor. Kesinlikle. Komşu ülke olması münasebetiyle, şimdi, işte elimiz Hatay'ın düştüğü durumlara baktığınızda bizi direkt ilgilendiriyor aslında. Ben şu noktadayım. Ülkeler eğer egemenlik mefhumu üzerinden ayakta duruyorlarsa o ülkenin egemenliğini tanıyacaksınız. Orada bir ülke var, bir idare var ve egemen bir yapı var. Şimdi egemen yapıya karşı birileri silahlanıyor, askerini öldürüyor, polisini öldürüyor. O ülke ne yapacak? O ülke elbette kendisini savunacak. O bu şekilde yani ilk başlarda böyle çeteleşmeyle başlayan o tür muhalefeti durdurmaya dönük çabalar içerisine girecek. Ama şimdi biz orada sanki birdenbire dün kardeştik, bugün işte birdenbire düşman olduk. Yani onun altında yatan şeylere baktığınızda özü itibariyle yani daha önceki idareden çok daha mülayim, çok daha laik bir pozisyona getirdi, liberal bir pozisyona getirdi Esad rejimi. Halbuki yani bizim ülkemize baktığınız zaman yani dün sıkıntı yoktu. Bu adam eğer diktatördüyse dün de diktatördü. Ne oldu şimdi yani birdenbire yani orada farklı kaldı şeyler. Kaldı ki Emitat Bey, o zaten sizin de dediğiniz gibi bu konu şimdi konumuz değil. Ayrıca tartışılır bir konu. Yani bugün sabah saatlerinde okuduk basında. İşte El-Kaide, El-Nusra cephesini işte kadının eline omuzunu atıyor. Yanında kocası da olsa babası da olsa 3 defa Allahu Ekber, Allahu Ekber, bu benim karım oldu diyor. Ağlıyor gidiyor. İnsanları boğazlayıp kesip kesmekle yetinmeyip Allahu Ekber nidalar arasında yüreklerini, kalplerini alıp çiğ çiğ yiyen böyle insanlardan söz ediyoruz. Yani şu anda biz öyle insanlardan söz ediyoruz. Şimdi, ve ne yazık ki hükümet de böyle insanları destekliyor yani. Yani galiba yeryüzünde... Yani Esad mı daha iyi, onlar mı daha iyi, o da tartışılır, ayrı bir konu yani. Şimdi tabii o başka bir şey de ama yani insan soyu kadar kendi soyuna ihanet eden, kendi soyunu bu kadar... Ama her insan öyle değil mi Tat Bey? Hayır, ben o manada söylemiyorum. Ama dünyadaki, yani Türkiye'deki hiç kimse, biz burada sizin de demin ifade ettiğiniz gibi Alevisi, Sünnisi, Hristiyanı, Ermenisi, Lazı, hiç kimseyi kesip hiçbir kesim kimsenin kalbini yemedi yani. Ben ondan da bahsetmiyorum. Evet. Ya şöyle düşünün, bugün Amerika'nın icat ettiği veya yani dünyanın herhangi bir ülkesinden bahsedeyim. Bir tane tuşla yüz binlerce insanı öldürme imkanına sahip bir pozisyon var. Böyle bir potansiyel var. Şimdi tabii yani laf döndü, başka taraflara gidiyor ama yani insanlık bu konuda çok daha dik durmalı, çok daha bu işlere net set koyan bir yerde durmalı ve bizim açımızdan Gezi olaylarının burada verdiğimiz şehitlerle ilgili, özellikle Ali İsmail Korkmaz, Abdullah Cömert'le ilgili birini bir köprüye, birinin ismini bir alana verdik. Bunu meclisin oy birliğiyle bir karar aldık. Onların anılarını yaşatmak istedik. Yani Allah rahmet eylesin. Asla hak etmediler böyle ölümleri. Ailelerine sabırlar diliyorum. Yani bu çok acı çektiğimiz bir olay. Asla bir daha yaşanmasını, tekrarını arzu etmeyiz ve bunların her türlü karşısında duracak bir tutumumuz olacak. Yani böylesi tutumların. Evet. Peki Sayın Mithat Neher, teşekkür ediyoruz bize verdiğiniz bu anlamdaki bilgiler için. Sevgili seyirciler, öncelikle Sayın Mithat Neher'in programının hemen başında
Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçişini konuştuk kendisiyle. Neden geçme ihtiyacı hissettiğini. Yani iki cümleyle özetleyecek olursak, kendilerinin yaptıkları ziyaretlerde, gezilerde, onun da ağzından zaten dinlediniz. Halkın bu yönde talepleri olduğunu ifade etti ve halka rağmen siyaset yapmanın mümkün olmadığını, bu nedenle de bu tercihi bu yönde kullandığını ifade etti. Gezi Parkı olayları çerçevesinde ise yine özetlemek gerekirse hem idareciler, yani şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin bu gençlerin isyanına, protestolarına belki de doğru bir bakış açısıyla yaklaşmadığını, anlayamadığını belki de bilerek ya da bilmeyerek ama bu şekilde yaklaştığını, ama bunun dışında da özellikle Hatay iline özel Suriye politikalarında önemli bir etken olduğunu, önemli bir rol oynadığını ifade etti. Evet sevgili seyirciler, programın başında da ifade etmiştik. Sayın Mithat Neher ile elbette sadece bu konuları sohbet etmek için bu stüdyoda bir araya gelmedik. Bir de kendisiyle Samandağ'da 4,5 yıldır belediye başkanlığı görevini yürütüyor. 4,5 yıl önce acaba Sayın Mithat Neher nasıl bir Samandağ almıştı? Ve şimdi aradan 4,5 yıl geçti, nasıl bir Samandağ teslim edecek ya da kendisi sürdürecek görevi, onu tabii önümüzdeki süreç gösterecek. Eğer dilerseniz Mithat Neher ile 4,5 yıl önce nasıl bir Samandağ aldı, öyle başlayalım. Buyurun Sayın Neher. Ben biraz önce Gezi Parkı olaylarıyla ilgili yani şehit düşen iki tane arkadaşımızın ismini andık ama dün Mevlidüne katıldığımız Sayın Ahmet Akan, evet, rahmetli da rahmetle anmadan geçmek istemiyorum. Evet. Şimdi 4,5 yıl önce Samandağ nasıl bir şeydi? Bugün nasıl bir yere geldi? Bundan sonra nasıl bir şey olması arzu ediliyor? Evet, iki bölüm, üç bölümden oluşturalım isterseniz. Evet. Şöyle bir Samandağ aldık, evet, şunu yaptık, evet, daha şunu hedefliyoruz. Evet. Evet, buyurun. Şimdi Samandağ içerisinde yaşayan ve eli ekmek tutan insanların yavaş yavaş göç etmeye başladığı ve kimse artık kim gelirse gelsin bu memleket düzelmez, bu memleketin çivisi çıktı filan inancının olduğu böylesi bir psikolojik ortamdan bugün yavaş yavaş tersine göçün olduğu, artık insanlar evet Samandağ'da yaşanır ve burada yaşamaktan keyif alıyoruz denecek bir noktaya getirildiğini söyleyeceğim. Şimdi işimiz çok zor. Daha 4,5 yıl bu işleri bitirmeye asla yetmedi. Yapacak çok işimiz var. Yani ben şimdi yolundan, çöpünden, çukurundan, çamurundan, işte akmayan suyundan, kalkmayan çöpünden, işte ödenmeyen maaşından, bilgisayarın olmayışından, belediye binasının kirliliğinden, yani söylenecek çok şey var. Fakat yani aslında halkımız bunları çok yakinen takip ediyor, çok yakından bildiğiyle ilgili. Ben oraya hani sadece kötü ve olumsuz şeyleri anlatmak yerine kısaca yani biz bu süreye neleri sığdırdık? En başta belediye personelinin düzgün hizmet verebileceği, rahat ve gülümseyen yüzlerle vatandaşı karşılayabileceği bir çalışma ortamı sağladı. Bütün tefrişat değişti, bütün böyle elektronik sistemlerle ilgili bu bilgisayar sistemleriyle donatıldı. Vatandaşların oturabilecekleri banklar oluştu, işte rahat bir ikramda bulunabilecek bir ortam oluştu. Bu belediye ortamından bahsediyorum. Evet. Belediye yaklaşık 73 trilyon borçla alındı. Ve bugün, o güne kadar belediye sadece %40'lık kesintilerle geriye ödemeler yapılıyordu. Hı hı. Biz özellikle bu 6111 ile beraber bütün bu borçların disipline edilmesi ve düzenli bir ödeme takvimi oluşturduk. Bu çok önemli bir şeydi. Bir sürü yerde farklı yani maalesef böyle çok böyle gerçeklere uymayan bazı bilgiler yayılıyor ortalıkta ama gerçek bilgi o değil. Yani şurada rakamlar var. Yani bunları çok da okumayı önemli bulmuyorum ama şunu çok rahat söyleyeceğim. 6111 ile taksitlendirdiğimiz borçları düzenli ödemeye başladık. %40'lık kesinti dışında yapılan şeyi söylüyorum. %40'lık evet, kesinti yapılıyor. Artı 6111 ile taksitlendirdiğimiz borçları ödemeye başladık.
Bunun dışında kullandığımız kredilerin tamamının geri ödemelerini yine bu kesintilerin dışında ödüyoruz. Bu çerçevede bir şey. Şöyle söyleyeceğim. Mesela tahsilat ile yani oranları söylemeye çalışıyorum. Borç oranımız 100 lira, tahsil edilen 18 liraydı biz geldiğimizde. Bugün 50-60 liraları buldu. Yani %50-60 lira çıktı. Bu 3 katına çıkan bir merkezi hükümetin gelirlerinin dışındaki bir gelirden bahsediyorum. Bu sizin ana kaynaklarınızdan söylüyorsunuz. Evet, yani yerel kaynaklar. Gelir, çöptür, bilmem yer, evet, yerel falan. Kaynaklar. Yani bütçemiz mesela bu 3 yıl süre içerisinde yaklaşık 3 kat kadar büyüdü. Gerçekleşen bütçeden bahsediyorum. Şimdi bu şöyle başladı. Yani insanlar size güvendi, güvendikçe kaynak arttı, kaynak arttıkça hizmet üretildi ve bu işler böyle böyle bir zincirleme yoluyla yola devam etti. Özellikle çok önemsediğimiz 6000 tonluk su deposu yaptık bu süre içerisinde. Onu hizmete açtık. Yaklaşık 6-7 kilometrelik isale hatlarını değiştirdik. Yaklaşık yılda 1,5 kilometre civarında kanalizasyon hattı eksik. Bir saniye Sayın Başkan. Şimdi suda başladık. Su depoları koydunuz dedik. Şu kadar isale hattı çektik dediniz. Şu andaki durumu alabilir miyim sizden? Yani Samandağ'da şu anda şu durumdayız içme suyu konusunda. Şimdi bakın Samandağ'da maalesef içme suyuyla ilgili kaynaklarda problem var. İki tane kaynaktan besleniyor bizim depolarımız ve iki tane kaynak özellikle bu ayda neredeyse kuruma noktasına geliyor. Şimdi böyle olunca sanki bu yapılan imalatlar bugün böyle bizi çok rahatlatmadı henüz. Ama takdir edersiniz ki projelendirme aşamasındayken dahi 2014'te su tutulacak duruma gelecek barajın suyu da gelmiş olacak. Ve bizim su depomuz oranın koduyla, cazibe yoluyla su aktarılabilecek bir kod üzerinden inşa edildi. O zaman şunu mu söylüyoruz? Yani biz elimizden geleni yaptık ama kesin çözüm bütün Hatay'ın beklediği gibi evet. Yerleşim birimlerinin, 17 yerleşim birimi bekliyor çünkü bunu Samandağ'dan Antakya'ya kadar. Şimdi bu, tabii ki elbette bu da çok önemli ama yani şöyle de bir şey söyleyeceğim. Mesela şu aylar dışında özellikle yani Eylül ayında çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Eylül ayı dışında geçmişte dinamosuz asla suyun depolara çıkmadığı günler bitti. Bu aylar dışında söylüyorum. Su kendi basıncıyla çok rahatlıkla 5-6. Katlara kadar çıkabiliyor. Ve o şekilde insanlar elektrik maliyetlerine dahi katlanmadan sularını kullanabilecek duruma geldi. Şehir içi şebekelerde evet. Herhalde önemli değişiklikler yaptınız. Tabii tabii. Kaçak orada, suyu önlediniz. Yani kaçak suyla ilgili ciddi sıkıntılar vardı. Patlaklar tamir edilmiyordu. Onlar tamir edildi. 4500 tane patlak yapıldı bu süre içerisinde. Yani 4500 adet patlak. 4500 tane evet. Yani tane tane belgeli nerede hangi sokakta abi, hangi yerde. Yani sizin delik deşikti o zaman ya, sizin isale hattınız. Korkunç bir şey. Yani. Korkunç maalesef. Yani şimdi bunlar ciddi sıkıntılar. Ama dert o da değil. Yani bunları biz aşacağız. Tabii halkımızın orada yani sabır gösterdikleriyle alakalı onlara teşekkür ediyoruz. Yani vatandaş bunlara katlanmak zorunda değil elbette. Bizim görevimiz bu, bunları yapmamız gerekiyor. Sayın Başkan size şunu sorabilir miyim bilmiyorum. Yani affınıza sığınarak, sevgili seyircilerimizin de affına sığınarak. Siz niye bu kadar dürüstsünüz? Yani demiyorsunuz ki ya arkadaş çözeceğiz şu suyu işte hemen yapacağız. Genellikle siyasetçiler böyle der ya. Vallahi abi Büyük Karaca'ya barajı olacak. O olduktan sonra esas kesin çözüm gelecek diyorsunuz. Yani. Ama yani şimdi doğruyu söylemek gerekiyor. Yani burada mı sizin aslında demin başta soracağım soru vardı ya siz niye bu kadar seviliyorsunuz? Bundan mı kaynaklı acaba? Şimdi, yani Ümit Akner bize yalan söylemiyor. Bunu mu söylüyor oradaki insanlar acaba? Vallahi biraz da aslında belki de size düşüyor bu görev de siz onlara soracaksınız ama yani bizim yapımızda şöyle bir şey var. Yani bizim aile yapımızda da yani eşimle çocuklarımla yani yaşantımızda o günden bugüne bir değişim olmadı. Yani bu işin kibiri olmaz. Bu işin sefasında değiliz. Bu işin yani ya bu bir yani eğer doğru tanımlanırsa çok ciddi bir hammaliyesi vardır bu işlerin. Yani gece 12'ye eve gelmeyeceksiniz. Saat 6'da evinizin dibinde birileri olacak. Yani böyle bir hayat. Ben geçmişte de biraz hani buna yakın bir hayat sürüyordum. Yani hekimlik yapıyordum ama yani gecenin 3'ü 5'i kalkıp gidiyorduk. Yani o yönüyle hani içinizde ne varsa onu da ifade eden bir yerde durduğunuzda. Söz ettiniz de yani biz aile olarak hanım falan dediniz. Yenge Hanım ne düşünüyor? Hakikaten onu da sorayım. Hülya Hanım'la tabii bu arada tabii, ben yani, sizin bilginiz var mı bilmiyorum ama ben tanışıyorum kendisiyle. Ne düşünüyor? Yani şimdi, ya işte Mithat Bey yani zaten doktorken de seni göremiyorduk. Sonra gittin işte ÖDP'den girdin.
Şimdi CHP'den falan yani bırak artık şu işleri gel otur evde diyor mu yoksa? Yok yok öyle değil de yani onların desteği olmasa zaten bunları yapmak mümkün değil. Gerçi o da çalıştığı yani, için sonuçta evet. O da mesai yani, yapıyor. O sadece böyle çalışan bir eleman değil. Aynı zamanda yani üreten, siyaset yapan, bu konuda yani belirli alanlarda çok ciddi iddiaları olan. Yani bizim bugün bu şekillenişimizde birlikte şekillendik onu söyleyeyim yani biz böyle yani günlerce oturup birlikte kitap okuduk böyle evet. Yani o çok şeydir evet, önemli bir şey yani. Peki Sayın Başkan içme suyunu bu şekilde bağlamış olduk. Altyapıda durum nedir yani kanalizasyon olayı? Şimdi işte. Kanalizasyonun önemli bir kısmı döşenmiş fakat bazı yerler atlanmış yani haritalarda görünmüyor. Onların özellikle şimdi şöyle yani tanımı şöyle yapmak daha doğru. 2800 hektarlık bir alanın 2400 hektarı imara açılmış ve adam tarlasında bahçesinde herhangi bir yerde bir ev yapacağı zaman size şöyle bir görev düşüyor. Oraya siz götürüp hem kanal döşeceksiniz, su döşeceksiniz, elektrik götürecek TEDAŞ vesaire. Yani sizinle ilgili olan artık yolu da yapacaksınız vesaire. Evet. Şimdi böyle olunca tabii imar durmuyor. Yani hayat devam ediyor. Herkes bir ucundan işte o süreci devam ettiriyor. Biz de ortalama yılda yaklaşık 1,5 kilometre civarında kanal döşemesi, suyla ilgili bu tür taleplere cevap veren bir yerden devam ediyoruz. Aslında en önemlisi şu, arıtma tesisiyle ilgili projemiz hazır. Yakında İller Bankası üzerinden ihaleye çıkılıyor. Yani yıllardır maalesef bizim kirli sularımız, atık sularımız asinlerine drene ediliyor ve arıtılmadan drene ediliyor. Şimdi bununla ilgili kalıcı, düzgün bir çözüm üretilecek. Kaynağı hazır, projesi hazır. İller Bankası'nın ihaleye çıkmasını bekliyoruz bugünlerde. Bu arıtma tesisiyle. Evet, arıtma tesisiyle ilgili o aşamaya geldik. Yollarla ilgili çok ciddi yol çalışmalarımız oldu. Yani bir taraftan yol çalışmaları yaptık ama bir taraftan da aynı yaptığımız çalışmalarda sular patladı. Orayı bir daha eşmek zorunda kaldık. Çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Yer yer vatandaşın refleksleri oldu. Haklı olarak ama başka şansımız da yoktu. Yani şebeke daha bugün parasını ödüyoruz şebekenin. Şimdi bugün henüz parasını ödediğiniz bir şebekenin tutup tekrar değiştirmek yani bize çok ahlaki gelmedi, vicdani gelmedi. Bu şebekeyi bir şekilde ıslah edip yola devam edelim diye düşünürken bugün döşediğimiz yolu yani atıyorum bir ay sonra tekrar eşmek zorunda kaldığımız birçok yer peki, oldu. Peki Mithat Bey yol demişken bunu size sorayım da eminim Samandağ'da belki de birçok vatandaşımız yani teknik yönünü ben de bilmiyorum. Eminim Samandağ'da geniş bir kesim teknik yönünü bilmiyor ama Samandağ'daki sizin caddeler, şehirdeki yani merkezdeki ana caddeler hani bunları genişletmek herhalde pek mümkün değil değil mi? Yani sağlı sollu binalar çünkü. Yok öyle bir şansımız yok ama yeni alanlarda yeni, yeni uygulamalar. Diyorsunuz yani öyle bir şey şimdi, mi? Şimdi onu söylemek bugün için biraz zor ama bunun adımlarını attık. Onu göreceksiniz yakında onunla ilgili zaten biraz sonra belki konu da olacak. Aynı 21'inde Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evet, da katılımıyla açılışlarımız olacak. Orada yapacağımız temel atmalar, açılışlar aslında şehrin yeni bir yüzünün gelişmeye başladığını ifade edecek çalışmalardı. Bir de bu arada Sayın Kılıçdaroğlu geldiğinde herhalde size de Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılım rozetini de size takacak. Kendisi bizzat takacak. Bizim edindiğimiz bilgiler buyururlarsa efendim. O yönde edindiğimiz bilgiler en azından. Peki Sayın Başkan, turizmle aslında çok haşır neşir bir ilçesiniz çünkü denizin kıyısında yer alıyorsunuz. Bu konuyla ilgili tabii direkt belediyeye düşen belki görevler, çok ciddi görevler yok bildiğim kadarıyla. Yani çünkü zaten turizm bölgesi ilan edilmişti herhalde ta 90'lı yıllardan. O konuyla ilgili ama hani ya bizim üzerimize de şu düşer, şunu yaptık ve şunu yapmaya devam edeceğiz, çalışacağız. Şimdi Ali Bey takdir edersiniz ki bir turizmci bir yerde yatırım yapmak için gelir orada yani uygun koşullar var mı? Yani ben burada 3-5 trilyon para harcayacağım. Acaba bunları ben ne zaman tahsil ederim? Acaba bu insanlar buraya gelir mi? Buraya gelmenin imkanları var mı? Bunun araştırmalarını yapar. Şimdi düne kadar Samandağ'da, yani demin de ifade ettik. Yani suyundan çöpüne, yolundan bilmem denizdeki o kıyıdaki kirliliklerine yani bir sürü sorun var.
Elbette belediye hizmetlerinin yapılması noktasında belediyelere ciddi sorumluluklar ve görevler düşüyor. Bunlar çözüldükçe yatırımcının biraz böyle cesareti olacak. Siz biraz teşvik edeceksiniz, fırsat yaratacaksınız. Bu işler ardı arkası gelir ve insanlar orada Arabistan çöllerine mahkum olmadan ekmek yemeye başlar. Şimdi biz bu süre içerisinde idari yapı yaklaşık 5 parçaya bölünmüş kıyıdan bahsediyoruz. Yani Meydan Köyü ile başlayan Tekebaşı, Samandağ, Mağaracık, Kapısuyu. Şimdi bu kadar parçalı bir yerde siz bütüncül bir planlama da yapamıyorsunuz. Kıyı kenar çizgisiyle ilgili yeni kıyı kanununun tartışıldığı bir dönemdeyiz bugün. Ayrıca böyle bir şey var. Evet, doğru. O da onun da yarattığı farklı handikaplar var. Şimdi mülkiyeti çözülmüş belediye arazisi de yok orada. Daha çok devlet hüküm ve tasarrufu alanında olan araziler var veya özel mülkiyete ait olan araziler var. Şimdi yatırımcı ya devletin arazisini biraz daha ucuza mal edip, yani ister kiralama yöntemiyle ister satın alarak, kaldı ki Hatay'da bu satın alma işi olmuyor, buna benzer engeller var. O zaman kiralama yöntemi kalıyor ya da özel mülkiyetler üzerinden bu imalatların yapılması gerekiyor. Şimdi yavaş yavaş Samandağ'da buna benzer adımlar atıldı. Yani şu an yapımı devam eden, yani 70 yataklı yapımı ve imalatı biten, şu an hizmet vermeye başlayan böyle 4-5 yıldız alabilecek standartta otelimiz olduğu, yani o yönde bir çaba var, devam ediyor. Şimdi o nerede başkanım, ben onun farkında değilim vallahi. Şu an reklamında yapmış olan yani nerede yapılıyor sadece bölge olarak onun Mağaracık sınırları içerisinde sınırları, evet. Orada böyle bir otel yapıldı. Yani şimdi bu tabii yani nereden baksanız belki 20-30 kişi daha fazla insanı istihdam ediyor. Bu turizm okulu mezunlarından tutun da işte altta mutfakta çalışacak, servisçilik yapacak vesaire, çok ciddi bir istihdam alanıdır bu. Onu çok önemsiyoruz. O yüzden yani belediyelerin üzerine düşen ciddi görevler var, biz bunun farkındayız. Ama böyle bir çırpıda bu işi çözecek bir kudretimiz de yok. Yani yarın hani büyükşehrin getirdiği önemli avantajlardan bir tanesidir bu. Daha bütüncül, daha böyle bütüne dönük çözüm üretebilecek bir yapı. Şimdi merkezdeki yolları sordunuz, acaba daha da genişletebilir miydik? Yani aynı kapsamda aslında imar planımızın 1989'da revizyonu yapılmış. Yaklaşık aradan 20 küsur yıl geçmiş. 20 yıldan sonra ortaya çıkan manzara yüzlerce defa tadilata uğramış. Ve artık imar planının bütünlüğünden bahsedilecek bir yapı kalmamış. O yüzden oradaki... Yani sürekli dile getirilen imar kirliliği, o uygunsuz duruş, o yani biraz da imarın kendisinden, planın kendisinden kaynaklanmış. Şimdi bu aşamada bugün devam eden bir revizyon çalışmamız var. İnşallah yani dönem bitmeden bu işleri de bitirmiş olacağız. Ayrıca yapacağımız planın da Turizm Bakanlığı'ndan onaylanması gerekiyor. Bununla ilgili de yani girişimlerimiz var. Bunlar da çözüldüğü zaman şehrin yeni yüzünde daha düzgün yapılar, daha düzgün yollar, daha geniş alanlar ve yeşilliği. Şehrin yeni yüzü derken Sayın Başkan, yeni yüzü nerede olacak? Yani henüz imara açılmayandan değil de, yok henüz imarlaşmayan diyeyim. Biz yeni imar alanları açmıyoruz. Yani bunu da çok doğru bulmuyorum zaten, yeni imar alanları açmayı. O zaman yeni imarlaşacak alanlardan söz ediyoruz. Evet, öyle diyelim. Evet, o alanlarda. Yani biz bir model yaratmaya çalışıyoruz. Bugün belediyenin arazisi üzerinde yaptığımız konut projemiz böyle bir proje. Mesela toplu konut projeniz vardı. Evet, ondan biraz söz edelim mi? Ne durumda şimdi Sayın Nehir? Şimdi konut projemiz yani fiziki gerçekleşme yaklaşık %30'ları geçti. Ama bu dönemin sonuna kadar da konut alan vatandaşlarımıza biz anahtar vereceğiz. Yani bu dönemin derken? Evet. 2014 yani, Mart mı yani? 2014 Mart'tan önce vatandaşlarımıza... Hedefliyorsunuz. Evet. Öyle bir hedefiniz var. Çalışma programımız bu. Hızımız bu. Yani %30 ama şu anda yetecek mi? %70'lik bir... Tabii. Bu kaynakla alakalı bir şey. Kaynak varsa bu iş yürür. Kaynak sorunumuz yani, yok mu? Hayır. Kaynak sorunumuz yok. Yaklaşık 9 milyon civarında bir kredi kullanıyoruz. Kullandığımız kredinin de zaten ödeme oranlarına tekabül eden taksitleri de geri ödemeye başladık. Yani o konuda bir sıkıntımız yok.
Tamamı yani, satıldı mı peki Sayın Başkan? Hayır, hayır, hayır. Henüz yani devam ediyor. İmalat devam ettikçe. Kim alabiliyor peki? Yani şey ortalama. Yani, hayır, şunu söylemeye çalışıyorum. Yani ben geldim oradan mülk edinmek istedim. Alabiliyor muyum tabii, ben Antakyalı biri olarak gelmesine? Tabii alabilirsiniz. Alabiliyor yani. Elbette alabilirsiniz. Yani o konuda bir sıkıntı yok. Yani şehre yeni bir yüz, yeni bir imaj vermenin biraz o bütünlük üzerinden çözümler yaptığınız zaman, ürettiğiniz zaman şehrin şeklini, şemalini spekülatif fiyatlara müdahale etme şansınız oluyor. Yani dükkan fiyatları, kiralar uçmuş gidiyor. Ya bugün bu yaptığımız imalatlarla bunlar biraz durdu. Yani bu vatandaş esnaf yani nasıl kazanacak? Yani bu kadar yüksek kira çıktısıyla bu adamın girdilerine baktığınız zaman adam yani en fazla 2-3 yılda iflas edip geri gidiyor. Şimdi bunların tamponlanması gerekiyor. Bunların biraz durulması gerekiyor. Daha makul fiyatlarla insanlar orada yani hayatlarını idame ettirecek alanlar yaratılmalı. Biz de genel manada böyle bakıyoruz bu işe. Peki Sayın Başkan, tabii zaman biz burada sohbet ederken akıp gidiyor. Bir saati doldurduk, hatta biraz da açtık. Yani hizmetlerle ilgili bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz hizmet elbette bir programa bir saate sığdırmak mümkün değil yaptığınız çalışmaları ama ben şunu unuttum, şunu da eklemem gerekiyordu. Sen de bana sormadın diyebileceğiniz bir şey varsa önce onu sizden rica edeyim. Ardından toparlama babında hem belki eski partinize, yeni partinize ve Samandağ halkına neler söylemek isterseniz. Şimdi hizmetlerle ilgili yani özellikle bu yakın gelecekte açılışını yapmayı hedeflediğimiz ama fiziki gerçekleşme henüz %100'leri bulmadı. %85'lerde olduğunu düşündüğümüz bir hem yer altında otoparkı olan yaklaşık 550 kişilik bir toplantı salonunun olduğu yani her türlü tiyatro, işte konser, buna benzer etkinliklerin yapılabileceği böylesi bir alan. Fuayelerinin, sergi alanlarının olduğu. Bu alan nerede Sayın Başkan? Tam şu an imalatı, yani imalatı devam eden ve yakında işte Sayın Kılıçdaroğlu geldiğinde açılışını yapacağı çarşıdan bahsediyorum. Bu şehir merkezinde bahsediyoruz. Şehir merkezine yaklaşık 300-500 metre ötede bir yerde. Şimdi demin ifade ettiğim hem bu spekülatif fiyatlara müdahaleyi hem aslında Samandağ'dan Antakya'da bu işte alışveriş merkezleri standardında yani belediyenin uhdesinde kalacak önemli alanların da olduğu farklı bir hayatı sunabilecek bir alan. Balıkçıların da oraya taşınacağı, daha hijyen, daha düzgün hizmet verebilecekleri bir alan. Açık pazar yeri olarak kullanılacak, yarı açık pazar haline dönüştürdüğümüz, işte vatandaşlarımız kendi tarlasında, bahçesinde ürettiği ürünleri şu an çarşı merkezinde o balıkçıların olduğu bölgede pazarlamaya çalışırlar. Siz yani özellikle günün akşam saatlerine denk gelen trafik allak bullak olur, tıkanmalar olur, kokular olur, şu olur bu olur. Yani bütün bunlara çözüm üretecek gayet düzgün bir planlamayla önümüzdeki günlerde hizmete girecek bu alanlar. Şimdi yani bunu çok önemsiyoruz. Bunun bir kısmı vatandaşa devredildi. Ama yani Samandağ açısından bugün mesela iki tane salonumuz var. Her birisi yaklaşık 100-110 kişilik toplantı salonları. Bu toplantı salonlarının Samandağ gibi bir yerde kültürel etkinliklerin, sosyal etkinliklerin çok yoğun yaşandığı bir ilçede inanılmaz yetersizlikler yaşanıyor. Buna çok ciddi bir katkısı olacak. İnşallah ayın 21'inde akşam saat 5'te böyle çok coşkulu bir açılış törenimiz olacak. Eğer fırsatınız olursa, gerçi siz haberci olarak da orada olursanız inşallah, sizi orada ağırlamak isteriz. Bu arada bütün halkımıza da buradan böyle bir davet çıkarmış olalım. Aynı zamanda evet. Ayın 21'inde. Ayın 21'inde saat 5'te. Öğleden sonra saat 5'te. 16-17 gibi diyorsun. Gibi, yani. Evet. Ben dün Mithat Nehri halkımız nasıl tanıyor idiyse, bundan sonra da aynı şevkle, aynı inançla, aynı adil duygularla bu hizmetleri sürdüreceğimizi ifade ediyorum.
Hani kısmet olur da yola devam edersek, biz eğer bu işin idarecisi olmaya devam edersek, bugün neysek yarın da aynı coşkuyla ve inançla ve şevkle yolumuza devam etmeyi arzu ediyoruz. Halkımızın bu teveccühü sürdükçe de bizim sırtımız yere gelmez diye de inanıyoruz. Takdir halkındır diyorsunuz. Aynen yani öyle. O zaman. Aynen öyle. Peki Sayın Mithat Nehir, çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Programımıza katılım gösterdiğiniz için. Sağ olun. Sizlere de sağ olun. Umarız ki önümüzdeki süreçte tabii netice itibariyle siyaset bu olur da olmayabilir de elbette. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belki de adayı olarak yine burada ağırlamaktan biz büyük mutluluk duyuyoruz. Biz sizlerle duyarız. Birlikte olmaktan büyük bir keyif duyuyoruz. Umarım halkımız da aynı duyguları paylaşıyor. Peki, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet sevgili seyirciler, Demokrasi Bulvarı programının bu haftaki konuğu Samandağ Belediye Başkanı Sayın Mithat Nehir'di. Sayın Mithat Nehir bu hafta sonu yani ayın 21'inde Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla büyük bir ihtimalle eğer olağanüstü bir durum oluşmazsa rozeti bizzat Genel Başkan tarafından takılacak ve resmen Cumhuriyet Halk Partili olacak Sayın Mithat Nehir. Ve önümüzdeki süreçte de katılımla beraber tabii adaylığı ve belki de adaylığı söz konusu olacak. Biz yine kendisini burada ağırlamaya çalışacağız. Evet sevgili seyirciler, Demokrasi Bulvarı programı bugünlük bu kadar. Önümüzdeki hafta bir başka siyasetçiyle büyük bir ihtimalle beraber oluruz. Ama bugünden belli olmadığı için adını söyleyemiyorum. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek iyi akşamlar diliyorum.